Herkese selamlar. Bu videoda Mazda RX-7 modifiye edeceğiz ama hedefimiz 10 yıldız olacak. O yüzden de mecburen body kitlerle başlayacağız. Vapor gayet güzel duruyor. Mantis birazcık kaba. Armageddon'ı zaten ibretlik modifiye serisinde kullanmıştık. Apocalypse var. Önden gayet güzel. Ama bu da arkadan bayağı bir dandik duruyor. O yüzden şuradan hemen Vapor'ı alacağız. Biraz daha Japon içi bir araba olacak. Japonların yaptığı tarzda renkli renkli bir araba yapmaya çalışacağız. Şöyle güzel bir karbon fiber kaput seçmeye de çalışacağım. Yine aşağılara doğru inelim. Bak bu gayet şık, güzel de duruyor. Aslında bunu biz çok da aramadan yapıştırabiliriz. Sonrasında geldik rüzgarlığa. Şöyle altlara doğru birazcık ineceğim. Hep impact yapmışız bu arada. Biraz daha farklı bir şey. Mesela Lex 42 olabilir bu sefer. Yine de bakmaya devam edeceğim. Alttakiler bayağı bir tırt. O yüzden Lex 42'yi hemen yapıştırıyoruz. Sırada roof scoop var. Roof scoop da çiftlilerden olsun, duallerden olsun hem daha yüksek puan verir hem de bu arabaya daha çok gider diye düşünüyorum. Hemen bunu da yapıştırdım. Dikiz aynaları yine aynı şekilde en alttakilerden olacak. Bence aslında bak şu fena değil. Gayet güzel. Bunu yapıştıralım. Buradan başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ben video öncesinde güzel bir jant buldum. Bu arada rotadan hemen şunu yapıştıracağım. Yani en azından bu arabaya bence gidiyor. Egzoz zaten abartılı olacak. Hangisi daha güzel? Hadi bir farklılık olsun. Sonic yapalım. Dikiz aynasını falan zaten ayarlamıştık. Stop lambasını ayarlayacağız. Mecburen de değiştireceğiz. Yani sanki şu güzel ve şu güzel gibi. Ama bunu alacağım. Sonrasında geldik pop-up farlara elveda demeye. Şöyle altlara doğru yavaştan bir inelim. Şu aslında güzel bak, Zoid bence hiç fena değil. Bunu da yapıştırabiliriz. Sanırım artık burada işimiz kalmadı. Performans parçalarını da hemen şöyle sizlerle birlikte yerleştireyim. Ne zamandır videoda bu kısımları koymuyordum. Bir değişiklik olmasa adına yine buraları da koyalım. Mazda RX-7 Underground 1'in en iyi arabasıydı. Burada da yine gayet güzel ve sonlarda açılıyor diye hatırlıyorum. Şöyle bir yapıştıralım. Bu arada Dominic Toretto'nun ilk filmde kullanmış olduğu kırmızı RX-7'yi de yaptım daha önceden. Underground 2 oynatma listesinden onu da bulup izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Yapıştır. Turbo'yu da yapıştıralım hacı. Bas. Bas. Çok güzel. Araba şu anda fullendi zaten. Sonrasında geldik arabayı boyamaya. Renk gloss olmasın da metalik olsun. Beyaz tonlarını yapalım mı? Karbon fiber detaylarla gayet güzel gider çünkü. Şöyle kırık beyazı aldım. Rüzgarlığı falan zaten boyayamıyoruz. Jant rengini şöyle mavi tonlarında yapma taraftarıyım ben. Çünkü koyacağımız vinyl'da mavi şeyler içerecek. Şöyle bir şey nasıl gider? Mavi mor karışımı bence gayet iyi gider. Yapıştırdım. Sonrasında frenleri yine kırmızı yapacağım. Motor parçalarını yine kırmızı yapabiliriz. Egzozu da şöyle siyah yapacağım. Ve buradaki işimiz de bitti. Hemen vinyl'lara geçiyoruz. Unique'lerden ayarlayacağız. Video öncesinde ben buna da baktım ki 3 saat vinyl aramayalım diye. Şöyle hemen altlara doğru inelim ve bakalım. Evet, burada Roboto'yu koyacağım. Sanırım daha önce hiçbir arabaya koymadım. Bence bu arabaya güzel yakıştı ve dediğim gibi biraz da Japon tarzında oldu. Hemen camlara yazı yazacağız. Tabii ki de uzun zamandır yazmadığımız Bright yazılarını buraya yapıştırıyoruz. Arka cama yine aynı şekilde Bright yazılarını yapıştıracağız. Kapılara yazı yazmayacağım ama çamurluklara şöyle hafif sade bir yazı varsa, çok da vinyl'la karışmayan, onu yapıştırabiliriz ki oto teknik gayet güzel. Hemen sağ çamurluğa da aynısından yapıştıralım. Kazamız falan yok bu arada. Kaza kapatmaya çalışmıyoruz vinyl'la, yanlış olmasın. Buradaki işimiz de bitti. Hemen bunları da alıyoruz. Geldik cafcaflı kısma, göstergeyle devam edeceğiz. Yani hadi ejderhayı alalım. Ne zamandır bunu da almıyorduk. Şurası sarı olsun. Tam böyle vinyl'ın tonlarında yapmaya çalışacağım. Sonra neona geldik. Neonu da mavi tonlarında yapacağız ki hem vinyl'la hem de jant'la uyumlu olsun. Geldik motor neonuna. Bunu kırmızı yapacağım. Yanıp sönen kırmızı gayet güzeldir. Sırada cam filmi var. Camın filmini de aslında mavi tonlarında yapabiliriz. Şöyle gayet güzel gider. Farlar var. Farları kırmızı tonlarında yapalım. Hem vinyl'la da yine uyumlu olmuş olur. Nitro'yu yine en altlardan seçeceğim. Boştayken nitro basınca çıkan sprey bu. Aslında çok fazla bir işe de yaradığı yok ama yine de şöyle uyumlu bir renk. Bunu yapıştırabiliriz. Arabayı tavşan gibi zıplatmaya devam edeceğiz. 10 yıldızlık seride fazla puan veriyor. Bagaj sistemine geldik. Hemen şöyle sırasıyla bir şeyler ekleyelim. Mesela şuraya bir ekran.
Yani amfi ekleyebiliriz. Buraya bir tane daha ekleyelim, arasını satayım. Bir değişiklik olsun. Yan taraflara klasik olarak mavi nitro tüplerinden hemen döşeceğiz. Beyazlar çünkü gitmez. Bagajın kendisi beyaz. Ve arkaya da kocaman bir subwoofer yerleştiriyoruz. Sonrasında geldik tekrardan neonlara ve buradan bagaj neonunu kırmızı tonlarında mı yapsak? Aynı kaput gibi olsun, şöyle kırmızı yaptım. Bu arada unique kaputlara da bir bakacağım. Çünkü kaput benim çok içime sinmedi. Hemen şöyle bir yavaştan aşağı doğru inelim. Bak mesela bu gayet güzel duruyor. Bunu yapıştıracağım. Kapıları da yapıştıracağız ama ne oldu? Şu anda 10 yıldıza ulaşamadık. O yüzden muhtemelen jantları değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Bazı jantlar az puan veriyor. Mesela Avus'un jantları güzel. Ona bir bakalım. Ki evet, tıpkı dediğim gibi de oldu. 10 yıldıza yeni jantlarımızda ulaşmış oluyoruz. Arabamızın hemen son haline de bakalım. Bence gayet güzel, tatlı Japon işi bir araba oldu. Renkli renkli. Jantları değiştirdik sonradan. Jantlar da bence yakıştı. Kaputu yine sonradan değiştirdik. Bu bir tık daha hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. Bence araba gayet güzel oldu. Siz de 10 üzerinden puan verip arabayı yorumlamayı unutmayın. Yavaştan yarışlara geçebiliriz. Geldik drag yarışına. Ne zamandır limanda yarışmıyorduk. Tamam, iyi kalktık. Sıkıntı yok. Perfect. Over revish'i bozdu acı. Bak ben size söyleyeyim. Over revish'i bozmuş olabilir. Bu arada videoyu sabahın köründe uykulu uykulu çekiyorum. Çünkü işim var bugün. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Çünkü videoyu tamamen sizin için çekiyorum bak bu saatte. Heh. Dön 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 dön. Çok güzel. Mazda RX-7. Gayet güzel bir drag aracı derken. Ne oluyor? Aa! Ulan yine şansımız döndü. Bak farkında mısınız bilmiyorum ama son drag yarışlarının hepsinde bir eyyem oldu ve sanki Darren Bragne devrede gibi son anda adamlar çarpıyor, bir şey oluyor, biz kazanıyoruz. Çok güzel, böyle devam ederiz umarım. Evet, güzel bir eyyamın ardından geldik ikinci yarışımıza, sprint yarışına. Oyunun başladığı yerde yarışa başlıyoruz. Nitro ile birlikte kalkışımızı yaptık. Bence buradaki en güçlü araba biziz. Bu arada araç arkadan çok güzel duruyormuş. Onu fark ettim şu anda. Dön dayı. Tabi oyunda lisanslı modifiye kitleri olsa, rocket bunny'ler falan olsa her şey değişebilir. Daha da güzel olabilirdi. Önden de aracımız gayet güzel. Şöyle geniş duruyor. Şuradan bir çakallık yapacağım. Dur bakalım. Güzel. Bir çakallık daha gelir. Buraları değerlendirmek lazım. Burada çakallık yapmaya kesinlikle gerek yok. Çarparsınız. Daha önce sanırım modifiye serisinde burada hiç yarışmamış olabiliriz. Biraz farklı yarışlar da yapalım istedim. Sanırım buralar kariyerin son basamaklarında, son aşamalarında açılıyordu diye hatırlıyorum ben. Bas dayı bas. Bir eyyam daha gelir mi be? Heh. Çatlat doğalgazı. EA sanırım sonunda doğru tarafı seçti ve bize çalışmaya başladı. Drag yarışındaki olay neydi anasını satayım öyle. Dur 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 dur. Aradan geçmeye çalışırdım ama mutlaka çarpardım ben oraya. Hiç gerek yok. O tür şeylere, atraksiyonlara sabahın köründe girmeyelim. Çok güzel dönüş. Bas oğlum bas bas bas. Kariyerde son anlarda açılmasa hani bu arabayı alın derdim ama gerek de yok ya çok. Alacaksanız en azından ne bileyim Skyline falan alıp tadını çıkartırsınız. Eğer seviyorsanız tabii. Skyline'de çok çok güzel değil bu arada. Yaptığımız testlere göre ama top speed olarak en iyi araba. Ve sprint yarışında da yaptığımız 10 yıldızlı RX-7 ile birinci olduk. Son olarak da drift yarışına geçeceğiz. Ve geldik drift bölgesine, dağ yoluna. Oyunun en çok drift puanı kasılan yeri. Hemen şöyle 400 bin puanı geçip birinci olarak bu videoyu sonlandırmaya çalışalım bakalım. Ama araba niyeyse çok stabil. Kaymaya çok eğilimli değil gibi. Oyunda çok büyük saçmalık var ya. 4 çeker araçlar arkadan itişlilere göre çok daha iyi drift yapıyor. Bak el freni çektim burada. Ona rağmen araba kaymıyor. Şöyle sağ sol yapıp aracın dengesini bozayım bari. Yapacak bir şey yok. Çarpma lütfen, çarpma, iyi. En azından 70 bin puana ulaştık. Araç şu anlık drifte hiç uygun değil. Belki body kit kaynaklı falan olabilir. Bunlar da çünkü aracın performansını etkiliyor. Kesinlikle şu anda araç bir dyno ayarı istiyor derken son anda çarpmadık ama spin attık. Sıkıntı yok, devam.
100.000'deyiz. 400.000 puan birazcık şu an bize uzakta. Yani F1 aracıyla gitsem bu kadar stabil gidemem burada anasını satayım. Bas. Birazcık kayması lazım ya. Niye kaymıyorsun lan sen? Hadi bak, burası çok güzel bir yer. Burada yaptın koçum, hadi. Güzel güzel güzel, devam, bozma. En azından biraz daha puan kasmış olduk. Eğer çarpmazsak, sabahın köründe uykulu video çekmek harbiden zor ya. Ulan bir de drift atıyoruz anasını satayım. Harbiden videoya bir iki beğeni falan bir şeyler çakın ya. 15.000 puana geldik. Hop. Birazcık bozduk orayı. 246.000'deyiz. %64 tamamlandı. Yapma, çarpma işte. Of, combo puan da gitti. Neyse, geri toplarız herhalde. Burası güzel. Dayı bir kay artık bak. 10 kere el frenine bastım orada kaysın diye ama. Yine bastım, kaymıyor araç. Buna kesinlikle bir dyno yarı çakmak lazım. Güzel güzel güzel, hadi bozma, devam. 5x'teyiz şu an. Yarış bitecek. 11.000. Çarpmamak lazım. 37.000 puan gitti. Gerçi onu da alsak var ya, 310.000 falan olacakmışız yine. Araba bayağı maalesef kötü. Yola yapışıyor. Yol tutuşu olarak çok iyi de. Drift olarak maalesef işe yaramaz gibi duruyor. Belki body kit kombinasyonundan falan olabilir. Ve 293.000 puanla maalesef sonuncu olarak yarışı bitirdik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 10 yıldızlı modifiye serisinde görmek istediğiniz arabaları da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.